İkiz, ne yapıyoruz? Denize gidiyoruz. Çok karanlık sıkıldık. Görünüyoruz. Karanlık görünüyoruz. Aynen. Ne yapıyoruz? Denize gidiyoruz. Neden? Herkese merhaba der insan be. İnsan be herkese merhaba der. Allah'ım ya. Geçsin. Merhaba. Hoş geldiniz kanalıma. Evet. Herkese merhaba. Yepyeni çok güzel bir vlogla daha karşınızdayım. Yaşasın, bu hafta iki iznim var. Tabii haftaya büyük ihtimalle izinsiz çalışacağım. Aynen. Neyse boşver. Genelde öyle oluyor. Çünkü hani bir denge olması gerekiyor. Bir haftada iki izin normalde olmaz ama bu hafta bana iki izin verdiler. Bugün pazar gündeyiz. Kaç Ağustos'tayız? 15 galiba. Hayır, bu geri aynen 15 Ağustos. 15 Ağustos pazar gündeyiz. Sizlerle beraber Akça gelmeye gidiyoruz. Vlogun dibine kadar izlemeye hazır mısınız? Evet. Duyamadım. Evet. Duydum. Diyorum. O zaman yepyeni eğlenceli vlogumuz başlasın. Gözlükler nasıl? Yakar. Ben aldım. Kim almıştı acaba? Ben. Neyse, ışığım da bu. Neyse, saçım da bu. Işığım da biz yine saçma salak hallerdeyiz. Evet, böyle. Evet, tekrardan merhabalar. Akça gelmenin önüne geldik şu anda. Ama o kadar kalabalık ki galiba İnceboğaz'a gitmeye karar verdik şu anda. Hani çünkü bu kadar risk altındayken bu kadar kalabalığa karışmak ne kadar doğru yorumu size bırakıyorum. O yüzden bence sanki İnceboğaz'a bir baksak daha iyi olur, değil mi Berkin'in? Aynen. Burası aşırı kalabalık ya. Zaten daha Covid bitmedi, artmaya devam ediyor. Bence hiç risk almayalım. Biz galiba bir İnceboğaz'a bakıp geleceğiz. Evet şimdi. Önündeyiz. Aşağıda Akça gelmek plajı var. Şimdi bir bakacağız. İçimizde sinerse kalacağız, sinmezse kalmayacağız. Ben girmeyeceğim, istemiyorum. Yemin ediyorum girmem denize. Bana ne virüs istemiyorum hayatımda. Haklı çocuk. Koronasız bir hayat, oh ne ra. Aynen, koronasız hayat, oh ne ra. Yalnız buranın şöyle mağazası çok güzel bak. Arka taraf Gökseki zaten. Şurası da böyle ve bence burası böyle çok güzel. Gelmeye şu anda geldik ve yürüyoruz. Çok kalabalık ya, fazla kalabalık. Nasıl bakalım? Çok güzel burası. Ama şu an aşırı ve fazlasıyla kalabalık. Ama şöyle buranın manzarası çok güzel. Bak çok özlemişim. Yıllar oldu var ya gelmeyeli gerçekten. Hani yıllar oldu. Denize de olsak maskemizi takıyoruz. Unutmayın. Erkenden kaldırdı bizi ama biz kalkmadık. O kadar yorgunduk ki hani çok yoğun saatler. Duy sesimi, beni kimse dinlemiyor. Hani o kadar yoğun saatler çalışıyoruz ki gerçekten denize gitmeye bile 3 ay sonra da denize gitmezsin yani ama hayat koşturmacası. Gel Berfin. Gel şurada çekelim. Heh. Aynen, o yüzden şimdi biz İnceboğaz'a doğru yola çıkıyoruz. Vlogumuz orada devam edeceğiz. Da Olimpos plajına gelmiş bulunmaktayız. Şöyle aşağı tarafı da size göstereyim. Burası da kalabalık ama Akça gelmeye göre tabii ki daha sakin. Burnum da tınganı çok güzel. Şöyle görebilirsiniz aşağısı da. Çok güzel kokuyor. Deniz, ay çok güzel deniz kokusu. Bu arada ben de buradan kayıt alıyorum. Action camera. Ne yapıyoruz? İnceboğaz'a gidiyoruz galiba. Aynen. Aynen. En iyisi. Abi en iyisi İnceboğaz'dır. Yani harbiden. Ama dur buradan da şöyle çekim görüntüsü alalım. Havalıyız, çek. İnceboğaz'a geldik. Berfin, ne hissediyorsun? Burası daha sakin. Yaşasın. Evet, yaşasın bakımızın. Burası açık denize bakıyor. O yüzden çok dikkatli izlemek gerekiyor. Aklınızda bulunması da koyacaksınız. Açık denize baktığı için görünebilir hiçbir koruma falan yok. Biz sadece kıyıdayacağız. Kaldı ki ben zaten gözlüksüz asla duramıyorum. O yüzden sakin sakin yavaş yavaş kıyıda yüzeceğiz. Resmen plaj geziyoruz. Bir türlü bir yer beğenemedik. Şimdi öbür plaja geldik. Emin değilim ama galiba şu anda burada kalmaya karar verdik. Evet. Bakın biz, hay bir saniye. Çok güzel manzara, çok güzel. Bana, bana. Ben de çekeceğim. Oğlum. Şu anda size şurayı da göstermek istiyorum. Manzaramız çok güzel. Bakın şu tarafta o Olimpos tarafı var ya, yok. Şurada Migros falan var, Beşen falan var. Orada liman var.
Şurada gördüğünüz gibi tekneler var. Şöyle dağlar. Yani gerçekten kaç bence bulunmaz bir nimet olduğunu düşünüyorum. Ki sen ne düşünüyorsun Zerfin? Denize girmek istiyorum. Yazık Zerfin isyan Arda. Salt kamerası aldım o kadar. Beni kimse dinlemiyor. Ben evden yemeği hazırlayıp gelmedim. Ben biliyordum ince boğaza geleceğimizi. Bir aksilik çıkacağını hissetmiştim. Kimse beni dinlemiyor. Berfin ne düşünüyorsun? Ben dedim denize ama. Denize girmek istiyorum. Ben evde yemek hazırlayacaktım. Ne güzel. Ben biliyordum böyle olacağını, ince boğaza geleceğimizi. Bize ne lazım? Akça gelmek. Hop kalabalık yer zaten. Aa burası çok güzel. Hadi denize girelim mi? 50 faktörlü güneş suyu evet. Kullanıyorum. Önceğimden kalkmıştım. Allah cezasını versin. Yağmak istemiyorum. Çünkü benim cildim hassastır. O da her yüze güneş kremi boca ediyorum. Aa bir şey. Bir yüzüm de vardı. Onu da şey yapalım. Niye yanayım mı Allah Allah? Yanmaya gelmedim ben. Gizmeye geldim. Özellikle yüzüme bilhassa çok sevdim. Ve aldığımız güneş kremi nasıl bir anda biteriyor görüyorsunuz. Yanımda su bile yok. Birazcık denizden çıktık. O şurada bir küçük kayalık gibi bir şey var. Şu an oradayız. Acıkmayalım dedik ama ben biraz acıktım galiba. Çocuk acıktım. Berfin ne yapıyorsun? Bakın Berfin şu anda balık tapıyor. Gözlüğüm nasıl? Havalıyım değil mi? Teşekkürler. Berfin balık yakalamaya çalışıyor. Kafama güneş geçti ya. Bir şapka takayım bari. Yanımızda ne su var ne yemek var. Çok güzel. Aciz. Aciz. Bakın arka tarafta şu şekilde. Var ya size bir şey söyleyeceğim. Bu an gerçekten hani bayağı uzun bir süredir bekliyorduk. Çünkü hani sürekli o kadar yoğun çalışıyoruz ki. Ailece full time çalıştığımız için. Gerçekten hani şu manzaraya hasret kaldık. Hani şunun dibindeyiz ama gelememek hani gerçekten çok acı bir durum. Çok şükür ki 3 ayın sonunda da olsa sonunda geldik. Yani neredeyse Ekim, Eylül geliyor okul açılacak. Biz daha yeni denize girdik. O yüzden bugünü çok hak ettiğimizi düşünüyorum hepimiz. Annem güneşleniyor. Berfi toşuyorum şey yapıyor. Annem güneşleniyor. Biz de Berfi'yle full denizin tadını çıkarıyoruz. Gördüğünüz gibi Berfi'nin kayalıklar içerisinde yüzüyor. Bir tarafım çizmese gari. Şimdilik bu kadar. Tekrardan merhaba. Evet şu an dediğim gibi dinliyoruz. Hava şu anda aşırı sıcak ve sanırım saatlerimiz bir 12 falan oldu galiba. Bir iki sayfa da olsa kitap okumak istiyorum. Hazır denize gelmişken ve vakit bulmuşken. Bugün huzur ve mutluluk hikayelerini okuyacağım. Sanırım en çok ihtiyacım olan mutluluk ve huzur hikayeleri. Birkaç sayfa da olsa, 3-4 sayfa da olsa bir kitap okuyacağım. Evet, şu anda saatlerimiz yavaş yavaş akşama gelmeye başladı neredeyse. Saat 3.30 falan sanırım. Yandım. Şu an gerçekten hani suya dayanıklı diyor ama işe yaramadı mı bu sebamet ben anlamadım ve şu an çok sinirliyim. Yandı. Kolum başım yandı. Boca ettim resmen. Suya dayanıklı diyor bir de sözde. Bilmiyorum yandım. Şu an havlunun altındayım ki sırtıma falan şöyle güneş gelmesin diye. Kalabalıklaşmaya başlıyor gitgide. Yani buraya var ya sabah böyle 7-8 gibi geleceksiniz. Hatta buralarda çok güzel video çekiyor. Sabah 6'da 7'de geleceksin diye belki. İstediğin video çekeceksin. Arka plan süper. Tripod'da sabitleyeceksin. Ay çok güzel video fikirleri geldi aklıma. İnşallah gerçekleştiririm. Berfin geliyorum. İsyanını söyle bari. Berfin bana çok kızıyor denize girmiyorum diye. Ben diyorum 2 dakika kide bakıyorum. Yok diyor beni diyor denize gireceksin diyor. Haklı. Yalnız gireme. Göre. Ne oldu?
Dişine bir şeye kaçmış. Evet. Biraz önce yemek yedik. Şimdi de biraz daha şey yapacağız. Artık akşama doğru herhalde biz buradan çıkacağız. Çıkışta Elsa'ya gider miyiz? Belki bakarız. Tabii bilmiyorum. Şimdilik bu kadar. Biz birazcık daha deniz keyfisi yapalım. Bakın şöyle çok kalabalık. Ve ben yanıyorum. Hassasiyetler beni çok iyi bilir. Yanarsınız. Vallahi yanarsınız yani. Evet, şu anda ince boğazına çıktık. Çok yorucu bir günün daha sonuna geldik. Saat kaç son acaba? Hiç bilmiyorum ama 6 saattir güneşin altında durunca ben yanmışım. Zaten hassas ciltliyim. Şu an ne kadar belli oluyor kamerada bilmiyorum ama. Görünüyor mu kamerada? Ben şu an göremiyorum. Ne? Bilmiyorum valla. Çok kızarık mıyım? Şöyle baksam. Evet. Böyle üzerimizi giydik. Aynen. Elsa'ya gideceğiz. Oradan iyi ki bir şeyler bakarız, pantolon falan. Oradan 101'e sonra da evde birlikte görüşürüz. Aynen. Çok yoruldum. O zaman bay bay. Yani hadi bay bay. Vardı. Neyse çok konuşmayayım. Buna gerçekten ihtiyacımız vardı. Bluetooth'lu tripodumla video çekmeye çalışacağım ben. Basıyorum, kapanıyor, basıyorum, açıyor. Neyse şimdi bastım artık, açtım. Evet, tekrardan merhaba. Akşam oldu artık. Saatlerimiz 8'e doğru geliyor. Dişlerim ne kadar beyaz. Yandığım için herhalde Berfin yandığım için bakın içine beyaz görünüyor. Bak. Senin bu tipin peki. Dur Berfin'i size göstereceğim. Hayır. Hazır. Ya. Gördünüz değil mi? Kıpkızardı Berfin. Ben asıl kıpkızardım. Gerçekten çok yorucu ama yani bu yoruculuğu bile istediğim bir gündü gerçekten. Hatta şu gözlüğü çıkarayım, yansıma yapmasa sizinle böyle konuşayım. Gördüğünüz gibi şu an bir domatese benziyorum. Domates yemeyi çok severim. Aynı şu an domatese benziyorum. Ve en azından o yüzümdeki o ruhsuzluk harikti. Sanki buna ihtiyacım varmış gibi hissediyorum. Bu hafta biraz kendim için bir değişim süreci olacak. Çünkü biraz önce yani bakılmak istiyordum ve içimde hiçbir şekilde bakılmak gelmiyordu. Çünkü hani tekrar mezuna kaldım. Artık 4. sefer sınava gireceğim. 3. yıl mezuna kalmak. Bunun psikolojik boyutu çok çok farklı. Çok çok yorucu bir süreç. Size bu yorucu süreçte bu bir haftayı sıkmayacağım. Bu videoyu bugün editleyip kanala atabilirsem atacağım. Bu hafta daha çok geçen hafta söylediğim o notun BB kremini ve eyelinerını o bir maktuardakini aldıklarımı şey yapacağım. Bir tane maske videosunu sizler beraber ön inceleme yapacağım. Bir tane eğlenceli ama bir o kadar da ufak bir duygusal bir videom var. Bu hafta öyle olacak. Daha sonraki hafta yani diğer hafta için şunu söyleyeyim. Birkaç yeni kitap alıyorum. Şu anda araştırma içerisindeyim. Sizlerle bunu zaten haftaya paylaşıyor olacağım. Ya bu hafta sipariş veririm ya diğer hafta sipariş veririm. Artık ona bakacağız. Ben ders çalışmaya başlamaya karar verdim diğer takipçiler. İlk doğu vazgeçmiyor, ilk doğu pes etmiyor. YouTube kanalım nasıl bir kanal olacağını açıkçası resmen kendi seçiyor. Kendisi savaş ve mücadele kanalı olmayı tercih etti. Ben de kalbimin sesini dinliyorum, kanalımın sesini dinliyorum. Sen mücadele etmek istiyorsan ben de varım diyorum. Dolayısıyla bu sene yine sizlerle beraber çok fazla ders çalışacağız. Bunun yanında bol bol sohbet videosu atacağım. Bu mezuna kalmakla ilgili olabilir, ders çalışmakla ilgili olabilir ya da sizin istediğiniz herhangi bir konu hakkında sohbet videosu olabilir. Bu şekilde bir süreç ilerleyecek. Bunun haricinde arada alışveriş yaparsam alışveriş videolarım yine olur. Makyaj olur. Karakter makyajına yine devam ederiz. Böyle iki haftada bir sohbet niyetine hem dizilerden konuşur, sizlerle beraber güzel bir ortam oluşur. Bu seneyi böyle planlıyorum. İnşallah hayal ettiğim gibi olur. Dediğim gibi çok yorucu ama güzel bir günde. 3 ayın sonunda Haziran, Temmuz, Ağustos ilk defa annem, kız kardeşim, ben denize gittik. Babam çalıştığı için bize katılamadı. Ama olsun, yapacak bir şey yok. O da bir başka gün katılır bize. Neden olmasın? Dolayısıyla şu an videoyu kapatıyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben domates olmuş halimle sizlere veda ediyorum. Bu hafta dediğim gibi böyle bir süreç olacak. Size biraz önce anlattım zaten. Diğer haftanın itibaren YKS diyorum. YKS 2022 mezun 3. sene videoları gelmeye başlayacak. Ben şimdi bu arada hala çalışmaya devam ediyorum. Bende sabahçı ve akşamcı vardiyası var. Akşamcı olduğum vakitler evde en az 1 saat ders çalışacağım. Bakalım nasıl bir süreç olacak. Çok lafı uzattım. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki daha güzel videolara görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Kapatıyoruz. Bir saniye.
videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi, kanalıma abone olup bildirimimizi açmayı ve tabii ki yorumlar kısmına yorumlarınızı benimle paylaşmayı unutmayın lütfen. Geliyor ama bu haftayı bir atlatalım. Bu hafta birazcık sizlerle beraber eğlenelim. Güzel bir ün incelememiz olsun, güzel videolarımız olsun. Cumartesi gününden sonra tercihle ilgili olan konuşmam ve daha sonra zaten süreç artık YKS 2022 başlıyor. Hoşçakalın.